hikayeler, efsaneler, halk masalları birçok doğaüstü motif içerir bilirsiniz. İşte bir takım kerametler, mucizeler vardır. İlk bakışta işte akla mantığa uygun olmayan abartılı şeyler görürüz. Menkıbelerde de aynı şekilde. Bunlara biraz yorumlayıcı bir bakışla yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Tuna Hanım, siz ne dersiniz? Söz sizin bugün. Kesinlikle ama. Yani oradaki işte... Derinlerine inmek gerekiyor. Evet, akla mantığa uymayan doğaüstü bir motifi görünce ya burada da işte abartmışlar, saçmalamışlar, böyle şey olur mu gibi bir yaklaşımdan ziyade neden ya halk böyle bir hikaye anlatmış acaba? Böyle bir şeyi, böyle bir mucizeden neden bahsetmek? Altında ne saklı? Altında ne saklı yani? Neden böyle bir hikaye anlatma gereği duymuş? Onları düşünmek gerekiyor. Bu hikayede de öyle doğaüstü motifler olduğu için olsa da değinmek istedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani Anadolu ortaçağ edebiyatında diyeyim, söylencelerinde metaforik anlatımlar çok yaygındır. Yani birçok Ozan'da, yani Vakanüvis'te o metaforlara rastlarsın. Bu nedir dersin? Mesela turnalarla leyleklerin savaşını anlatır. Halbuki o çok böyle edebi biçimde. Halbuki biraz incelediğinde o turnalarla leylekler aslında Alevilerle Moğolların savaşıdır yani mesela. Dolayısıyla ya da işte gökten kırmızı şeyler çamur yağdığından söz eder vesaire. Böyle çok şeye rastlanır. Böyle doğaüstü gibi, tabii, abartı gibi ama bir tür metafordur hep o anlatılar. Evet, Yunus'un da öyle çok değişmedi. Evet. Bir serçe bir kartal salladı vurdu yere. Evet. Yalan değil, gerçektir, ben de gördüm tozunu diye devam eden bir şatiyesi var. Bu hikayede de hikayeye göre İbrahim Hakkı'nın Zakir ve Şakir diye iki oğlu vardır. Tabi tarihsel olarak böyle iki oğlunun olmadığını biliyoruz. Oğlanın ismi farklı. Tabi bu efsane üzerinden devam ediyoruz. Şakir babasının izinden giden, işte medreseden çıkmayan, ilim tahsil eden, ibadetine devam eden bir kişilik. Diğer oğlu Zakir de tam tersi meyhaneden çıkmayan, gece gündüz demlenen, ayık gezmeyen bir isim. Hikaye bu ya, Kırklar efsanesi, mitosu vardır. Kırklar, 40 kişilik evliya topluluğu. Vaktin birinde işte İbrahim Hakkı ve oğlanın yaşadığı yerden, Hasankale'den kuş suretinde geçecekleri malum olur İbrahim Hakkı'ya. Çünkü o da arif bir insandır. Ve oğlu Şakir'in de Kırklar'a uygun birisi olduğunu, onu da kafileye dahil edebileceğini düşünür. Oğlum işte Kırklar gelecek, gel seni de onlara havale edeyim, onlarla birlikte sen de Kırklar'a karış git diye söyler. Vakit geldiğinde Hasan Kale'ye, yaşadıkları yerde yüksekte bir kale vardır. Kırklar oradan kuş suretinde uçarak geçecekler. Oraya doğru yol alırlar. O arada diğer oğlu Zakir de meyhaneden çıkar, sallana sallana işte peşlerine takılır. Kırklara karışmış. Aynen. O zaten aslında kendisi karışmış hiç aleminde de. İbrahim Hakkı'yla Şakir önde, Zakir arkada sallana sallana işte kaleye doğru tırmanırlar. Beklerler, Kırklar kuş suretinde oradan oraya doğru yaklaşırlar. Ama bir türlü Şakir cesaret edip adımını boşluğa atamaz. O arada tabii ki hikayenin sonunu tahmin ettiniz. Zakir kendisini işte boşluğa atıp bir kuşa dönüşerek Kırklara karışıp gider. Bunlarla birlikte Kırklardan birisi olur. Bunun üzerine İbrahim Hakkı'nın bu şiiri orada oğlu Şakir'e söylediği rivayet edilir. Hatta son mısraları bir deyime de dönüşmüştür.
muş eden aşık ne gezer mescitte acanım meyhaneler var ne gezer mescitte acanım meyhaneler var onun için kimseyle etmez ilişim nasibini almış acanım divaneler var nasibini almış acanım divaneler var Aşık olan aşk oduna alışır Sadık olan erenlere karışır dost Sadık olan erenlere karışır Meyhaneden çıkar gelir ulaşır Hakk'a vası olmuş acanım mestaneler var Hakk'a vası olmuş acanım mestaneler var Gel sırrını eyleme zahir Öyle bir yol tut ki acanım olasın mahir Öyle bir yol tut ki acanım olasın mahir Harabat ehline hor bakma Şakir Defineye malik acanım viraneler var Defineye malik acanım viraneler var